Bu videoda sizlere satır, sütun ve hücre tanımlamalarından bahsedeceğim değerli arkadaşlarım. Buradaki görmüş olduğunuz bu sayıların yer aldığı 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye devam eden alana biz satırlar diyoruz. Bakın mesela burası 22. satırmış. İlgili 22'nin üzerine geldiğimde sağ yönlü ok çıktıktan sonra mouse'umun sol tuşuna tıklarsam bütün satırı seçebiliyorum. Bakın yukarıda görmüş olduğunuz bu A, B, C, D, E, F, G, H diye devam eden kısımlara da sütunlar diyoruz. Yine F'nin üzerine gelip bakın aşağı yönlü ok çıktıktan sonra mouse'umun sol tuşuna bir kere tıklarsam F sütununun tamamını seçmiş oluyorum. Yine mesela C sütununu seçip basılı tutup mouse'umun sol tuşuna sağa doğru giderek istediğim kadar sütunu bir arada seçebiliyorum. Bakın buradaki sütunların ve satırların birleşimine, bakın C sütununu ve 14. satırın birleşimindeki bu kutucuklara da biz hücre diyoruz. Şimdi görünüm sekmesinden ben bu kılavuz çizgilerini bir öncelikle ekleyeyim. Şimdi burada görmüş olduğunuz hücreye biz C14 hücresi diyoruz. Bakın buradaki hücreye ise E18 hücresi diyoruz. Peki ben bu hücre isimlerini otomatik olarak nereden görebilirim? Bakın ben buradaki hücreyi seçtiğimde gördüğünüz gibi buradaki ad kutusunda benim hücre ismim yazıyor. Burası C17 hücresiymiş. Mesela birden fazla aralık seçtiğimde de yine başlangıç noktamdaki hücreyi gösteriyor. Fakat mouse'umun sol tuşuna basılı tutarsam bakın yine o ad kutucuğunda 7R3C olacak şekilde görmüş olduğunuz gibi bana kaç sütun ve kaç satır seçtiğimi gösterdi. 7R dediği 7 satır yani row seçmiş oldum. 3C dediği 3 tane de sütun seçmiş oldum sevgili arkadaşlar. C de column'ın C'si İngilizce'den. Şimdi bu hücrelere biz bakın burada görmüş olduğunuz gibi yazılar ya da sayılar girebiliyoruz değerli arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Bir hücrenin içerisine geliyorum. Mesela Ankara Şube yazalım. Gördüğünüz gibi klavyemden Ankara Şube yazdığımda ve Enter'a bastığımda ben bu hücrenin içerisine istediğim yazıyı girmiş oluyorum. Ya da buraya gelip mesela 155 yazıp Enter'a bastığımda görmüş olduğunuz gibi bu hücre içerisine istediğim gibi sayı girdim. Hem sayı hem yazı nasıl girebilirim? Yine aynı şekilde mesela İstanbul yazıyorum. Boşluk bırakıyorum uzun tuşla ve 34 yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi İstanbul boşluk 34 olacak şekilde hem yazı hem de sayı hücre içerisine girmiş oldum değerli arkadaşlarım. Biz hücrelere formül de girebiliyoruz. Peki formülü nasıl yazıyoruz? Eşittir hücreyi seçtikten sonra klavyemden eşittir yazıyorum. Ve örneğin eğer yazdıktan sonra bakın bir formül de yazabiliyorum hücre içerisine. Ben Excel'deki bütün işlemlerimi hücrelerle gerçekleştiriyorum kıymetli arkadaşlar. Bu hücrelerin içerisine veri girerek bakın tabloları oluşturabiliyorum. Hücrenin içerisine formül yazarak hesaplamalar yaptırabiliyorum. Excel'deki bütün işlemlerimi ben bu sütun ve satırların birleşimindeki hücrelerden gerçekleştiriyorum kıymetli arkadaşlar. Merhaba. Bu videoda size çalışma kitabınızı nasıl kaydedebileceğinizi göstereceğim. Dosya sekmesine tıklıyorum. Farklı kaydet diyorum. Ve buradan OneDrive'ı seçip otomatik olarak bulut altyapısına kaydedebileceğim gibi bu bilgisayarı seçip buradan istediğim gibi bir isim verip çalışma dosyama ve kaydedeceğim formatı seçip ve istediğim bir yere otomatik olarak kaydedebilirim sevgili arkadaşlar. Ya da göz atlayıp bakın buradan masa üstüne gelip masa üstüne de ben bu yeni çalışma sayfamı kaydettiğimde masa üstüne otomatik olarak kaydedecektir. Gördüğünüz gibi kaydetme işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmiş oldum. Excel'de hücrelere veri girişi. Sevgili arkadaşlarım şimdi bakın bir hücreye geliyorum. Örneğin Ankara Şube yazdım. Enter'a bastım. Bir alt hücreye indim. Bakın Merter Şube yazıyorum. Yukarıdaki tabloyu oluşturmaya çalışıyorum. Bakın Enter'a bastım. Bir alt hücreye indim. Fatih Şube yazıyorum. Klavyemden ilgili yazıları yazarak bakın Trabzon Şube yazıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki yazıları yazarak ilgili hücrelerimi doldurabiliyorum. Yine buraya gelip örneğin buradaki müşteri adedini yazalım. İşte 150 yazalım. İşte 254 yazalım. İşte buraya da 234 yazalım. Trabzon Şube'ye de 145 yazalım örneğin. Bakın buradan hücrelerime ilgili işlemleri yaptım. Mesela buraya şubeler diyelim. Başlıklarımı da tabii ki tanımlamalıyım mutlaka hücrelere veri girerken. Buraya da müşteri sayısı diyorum. Bakın müşteri sayısı yazdım. Sonra bu başlıklarımı seçip bakın giriş sekmesindeki hücre stillerinden işte başlık olacak şekilde mesela ayarlayabilirim. Ya da ben başlığı sevmiyorum hocam derseniz buradaki vurgulardan bir tanesini seçip bunu da uygulayabilirsiniz. Ya da burada görmüş olduğunuz işte bu heading kısmından
yine başlık olacak şekilde buraya değerleri girebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hücrelere bu şekilde verilerin girişini yapabiliyorum. İstediğim kadar da veri girebiliyorum. Başka bir hücreden sayıları, bakın buradaki hücreleri kopyalayıp Ctrl C ile gelip başka bir hücreye Ctrl V ile de yapıştırabiliyorum. Otomatik olarak da bu şekilde verilerin girişini yapabiliyorum sevgili arkadaşlar. Excel'de verileri kopyalamanın birkaç farklı yolu var sevgili arkadaşlar. Bakın buradaki örneğin müşteri sayılarını kopyalayacağım. Bunu buradan Ctrl C ile kopyalıyorum ve istediğim herhangi bir yere gidiyorum. Ctrl V ile yapıştırabiliyorum sevgili arkadaşlar. Buradaki sayıları bu tarafa kopyalamış oldum. Sonra ESC'ye basarak bakın kopyalama işlemini kaldırıyorum. Tekrar geldim buraya. Buradaki hücrelerimi seçiyorum. Bakın giriş sekmesinin altında kopyala var. Buradan kopyala dedikten sonra geliyorum, yine yapıştırmak istediğim bir hücreyi seçiyorum. Ve sonrasında bakın buradaki yapıştıra tıklayarak buradaki hücredeki verilerimi buraya yapıştırabiliyorum kolaylıkla. Yine bakın buradaki hücrelerimi kesip yapıştırmak istersem bakın buradaki kese tıklıyorum. Ve sonra yapıştırmak istediğim yere gelip buraya gelip tekrar yapıştırıyorum. Sonra geri alacağım bunu. Peki nasıl yapabiliyorum? Klavye kısayol tuşlarından Ctrl ile birlikte X tuşuna basarak kesiyorum. Buraya geliyorum. Ctrl ile birlikte V'ye basarak da kesmiş olduğum buradaki değerleri yapıştırıyorum. Yani buradan buraya taşımış oluyorum. Yine bakın burada ilgili hücreleri seçtikten sonra bakın çerçevenin etrafındaki köşeye herhangi bir yere gelip tutup istediğim bir yere buradaki değerleri taşıyabiliyorum. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım. Yine bakın buradaki müşteri sayılarını seçiyorum. Sonrasında kopyalanın yanındaki üçgeni tıklıyorum ama bu özellik yalnızca Microsoft 365 kullanıcıları için geçerlidir. Resim olarak kopyala dedikten sonra bakın ekranda göründüğü gibi yazıcıdan alındığı gibi resim gibi seçeneklerim var. Ben ekranda göründüğü gibi olduğu gibi bırakıyorum. Bir değişiklik yapmıyorum. Tamam dediğimde kopyaladım. Herhangi bir yere gidiyorum. Ctrl V dediğimde resim olarak yapıştırıyorum sevgili arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ilgili alanı resim olarak yapıştırdım burada. Buradaki şubeler ve müşterilerin yerini değiştirmek istersem bakın Shift'e basıyorum. Köşeden tutup şöyle çekip yer değiştirebiliyorum sevgili arkadaşlarım. Bakın iki veriyi yer değiştirdim. Ya da mesela buradaki şubeleri şöyle nakdi risk ve müşteri adedin arasına getirelim. Yine buradaki hücreleri seçiyorum. Shift'e basıyorum. Bakın buradan tutup şöyle tam araya oturacak şekilde aynı hizada ve aynı boyutta bıraktığımda gördüğünüz gibi mouse'umu sol tuşuyla ve shift ile tutup bu araya bıraktığımda oradaki değerlerin yerini değiştirdim. Ctrl Z'ye basarak da yine başlangıç noktama dönebiliyorum sevgili arkadaşlar. Excel'de verilerimizi filtreleme. Şimdi öncelikle verilerimizi filtreleyebilmek için filtre eklememiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Giriş sekmesinin altındaki sırala ve filtre uygulamanın içerisindeki filtreye tıklayarak filtre ekleyebildiğim gibi Ctrl Shift ve Lüleburgaz'ın L'si tuşlarına basarak da filtreyi kaldırıp Ctrl Shift L'ye basarak tekrar ekleyebiliyorum değerli arkadaşlar. Sonrasında bakın filtreleme nasıl yapılıyor? Örneğin şubeleri filtrelemek istiyorum. Geliyorum bu şubenin üzerindeki filtreye tıklıyorum. Buradan bakın tümünü seç diye seçeneğim var. Seçerek kaldırıp tekrar bütün değerleri seçebiliyorum. Örneğin Adana şube, Ankara şube ve Bağcılar şubeyi filtrelemek istiyorum. Sadece bu üçünü seçiyorum ve tamama basıyorum. Bakın seçmiş olduğum değerleri ilgili veri dizinimin içerisinden filtreleyebiliyorum. Yine tekrar geliyorum buraya. Şube filtresini temizle diyerek buradaki verilerimi filtresini temizliyorum. Tekrar geldim buraya. Bakın buraya gelip örneğin iki telli şube yazdığımda gördüğünüz gibi iki telli şubeyi filtreleyebiliyorum. Ya da buraya gelip örneğin arama kısmına Ankara şube yazdığımda Ankara şubeyi filtreleyebiliyorum değerli arkadaşlarım. Peki verilerimi sıralamak istersem ne yapıyorum? Filtreye tıklıyorum. Bakın A'dan Z'ye sırala ve Z'den A'ya sırala diye seçeneklerim var. A'dan Z'ye sırala dediğimde değerleri A'dan Z'ye sıralar. Z'den A'ya sırala dediğimde ise değerlerimi Z'den A'ya olacak şekilde sıralayabiliyorum değerli arkadaşlar. 10. sorudaki fark ve kar oranını hesaplatalım. Bakın diyor ki her bir ürün için satış ve alış fiyatları arasındaki farkı hesaplayın ve fark sütununa yazdırın. Bakın aralığı seçiyorum. Eşittir diyorum. Satış eksi alış dedikten sonra Ctrl Enter'a basıyorum. Sonra sorunun ikinci kısmında yüzde kar oranını hesaplattırarak yüzde kar oranı sütununa yazdırınız. Ondalık azalt ile virgülden sonra iki hane bırakınız diyor. Bakın bir maldan elde edilen kar oranı
Fark bölü alış fiyatıymış. Yani fark bölü alış fiyatı. Bu işlemi yapacağız burada. Aralığı seçiyorum. Eşittir diyorum. Fark hücresini seçiyorum. Bölü alış hücresini seçiyorum. Ve kontrol enter'a basıyorum. Bakın bunlar virgülden sonra iki basamaklı zaten. Ondalık artırla artırıp ondalık azaltla istediğim gibi azaltabiliyorum sevgili arkadaşlar. Düşey ara formülü uygulaması. Düşey ara başlangıç sayfasındayım. Bakın burada bölge ve grupları getireceğim. Bölge verilerini buradan alacağım. Grupları buradan alacağım. Ama burada dikkat etmem gereken şey temsilci bazlı bölgeyi getireceğim. Firma bazlı grupları getireceğim. Bakın geliyorum buraya. Eşittir. Düşey ara diyorum. Ve tab tuşuna basarak formülümün içerisine giriyorum. Şimdi F2'e basıyorum ve fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açıyorum. Aranan değerim iki tablomun ortak noktası olan formülü yazdığım tablodaki değeri seçiyorum. Temsilciyi. Tablo dizisi. Bakın sütundan itibaren tablomu seçiyorum. Sütun indis sayısı. Seçtiğim sütundan itibaren saymaya başlıyorum. Kaçıncı sütundaki veriyi getireceğim? Bölgeyi getireceğim. Bir ve ikinci sütunda olduğu için 2 yazıyorum. Aralık baka daima 0 yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tamam dediğimde bakın Hasan Berber Marmara 1'miş. Hasan Berber Marmara 1. Sağ alt köşeye çift tıkladığımda aşağıya kadar 1337 satır veriyi tek hamlede getirdim. Şimdi grupları getireceğim. Eşittir düşey ara diyorum. Tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Düşey ara formülümün İngilizcesi VLOOKUP arkadaşlar. F(x)'e bastım ve fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açtım. Aranan değer bu sefer iki tablomun ortak noktası ne? Firmalar. Benim tablomdaki firma değerini seçiyorum. Yani Elektra'yı. Tablo dizisi bakın firma bazlı grupların yer aldığı bu tabloyu yine sütundan seçtim. Eğer buradaki verileri seçersem F4 tuşuna basarak sabitleme yapmak zorundayım. Neden? Çünkü formülü aşağı doğru kopyaladığımda tablo kopyalanmasını istiyorum. Bunu yapmamak için de sütundan seçersem eğer sabitleme yapmama gerek yok sevgili arkadaşlar. Çünkü bütün sütunu seçiyorum. Kopyaladığımda aşağı doğru kayacak herhangi bir yer olmuyor. Sütun indis sayısı yine 1 ve 2. sütundaki veriyi getireceğim için. Bakın seçtiğim sütundan itibaren başlıyorum saymaya. 1 ve 2. sütundaki veriyi getireceğim için 2 yazıyorum. Aralık baka 0 yazıyorum. Tamam dediğimde ve aşağı doğru kopyaladığımda bakın buradaki grupları buraya taşımış oldum. Yine 1337 satır veriyi tek hamlede buraya getirmiş oldum sevgili arkadaşlar. E topla formülü. E topla formülünün İngilizcesi SAMIF. Bir koşula bağlı olarak toplama işlemi yapabildiğimiz harika bir formül. Excel'in en sık kullanılan formüllerindendir. Bakın il bazlı toplam satış edildiğini, satışçı bazlı toplam satış edildiğini ve marka bazlı şurada görmüş olduğunuz kriterlere göre toplam satış adetlerini bulduracağız ayrı ayrı. Eşittir E topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. F(x)'e bastım ve fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açtım. Aralık diyor illerin yer aldığı aralığı seçiyorum. Ölçüt diyor. Burada ilin yer aldığı hücreyi seçiyorum. Bakın İstanbul yazan hücreyi seçtim. Toplam aralığı, satış adetlerinin yer aldığı aralığı seçiyorum. Yani neleri toplatacaksam o aralığı seçiyorum. Tamam dediğimde bakın İstanbul'a ait toplam satış adedi 1344'müş. Satışçıların satış adetlerine bakalım. Eşittir E topla dedikten sonra tab tuşuna bastım. Formülümün içerisine girdim. F(x)'e basıyorum ve fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açtım. Aralık bu sefer satışçıların yer aldığı aralığı seçiyorum. Ölçüt buradaki satışçı yazan hücreyi seçiyorum. Toplam aralığı, satış adetlerinin yer aldığı aralığı seçiyorum. Ve tamam dediğimde bakın Serra'nın satış adedi toplamı 254'müş. Buradan da teyit edebilirsiniz bunu. Marka bazlı toplam satış adetlerine bakalım. Eşittir E topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Bakın F(x)'e bastım ve fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açtım. Aralık bu sefer markaların yer aldığı aralığı seçiyorum. Ölçüt buradaki marka yazan hücreyi seçiyorum. Bakın Renault yazan hücreyi seçtim. Toplam aralığı, satış adetlerinin yer aldığı aralığı seçiyorum. Tamam dediğimde bakın Renault markasından toplam 3237 adet satış yapılmış olacak şekilde sonucu bulabiliyorum. Sadece satış adedi değil, fiyata göre de yapabilirdiniz. Siz istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz altlarına da fiyatları yapın tek tek ve buldurun. Öncelikli olarak verilerimizi pivot tabloya hazır hale getirmemiz gerekiyor. Verilerimizi pivot tabloya hazır hale getirmek ne demek? Başlıklarımız mutlaka olmalı. Çünkü bu başlıklarımıza göre pivot tabloda bizden analiz yapacağız. Herhangi bir hücreyi seçtikten sonra ekle sekmesine geliyorum ve ekle sekmesindeki tabloların içerisindeki pivot tabloya tıklıyorum ve tablodan veya aralıktan pivot tablo oluştur iletişim kutusu açılıyor. Bakın tablo veya aralığı otomatik olarak kendisi seçti.
yeni çalışma sayfasında mı yoksa var olan çalışma sayfasında mı pivot tablo oluşturacaksın diye soruyor. Bakın var olan çalışma sayfasında pivot tablo oluşturmak istersem eğer ilgili seçeneği seçiyorum. Konum olarak da uygun bir yeri seçtikten sonra tamam dediğimde bakın ilgili alana pivot tabloları oluşturabiliyorum. Örneğin buradan ürün adını buraya çekiyorum, satış adedini buraya çekiyorum ve buradaki verilerimle ilgili bir pivot tablo oluşturabiliyorum. Ama ben bu şekilde yapmayacağım. Farklı bir sayfada pivot tablo oluşturacak şekilde ilgili çalışmamı gerçekleştireceğim. Yine geliyorum ekle sekmesine. Pivot tabloya tıklıyorum. Açılan alandan yeni çalışma sayfası seçeneğini seçiyorum. Ve tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi yeni bir sayfada bana pivot tablo aralığımı açmış oldu. Şimdi ben pivot tablonun üzerine tıkladığımda pivot tablo analizi ve tasarım diye iki yeni sekme açılıyor arkadaşlar. Bu sekmelerde şimdi birazdan bazı özellikler yapacağız. Sizlere anlatacağım buradaki verilerimizi analiz ederken bu iki sekmeyi kullanmayı. Şimdi örneğin ürün adımızı satırlara atıyorum. Satış adetlerimi de değerlere atıyorum. Genelde ben matematiksel veriler olan satırlarımı değerler kısmına atıyorum. İşte toplam, ortalama gibi matematiksel işlemler yaptırıyorum onlara değerler kısmında. Örneğin ürün kodumu filtrelere atarsam gördüğünüz gibi buradan filtrelenebilir şekilde seçebiliyorum. Birden çok öğe seç diyerek de bakın buradan istediğim kadar öğeyi seçebiliyorum ya da tümü diyerek buradan tamamını da seçebiliyorum. Filtre buraya ekleyebiliyorum. Ya da ürün kodunu buradan kaldırıp örneğin müşteriyi filtrelere getirebiliyorum. Ya da aynı müşteriyi ürün adının üstüne getirebiliyorum ya da altına getirebiliyorum. Yani yer değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi buradan ilgili analizlerimi gerçekleştirebiliyorum. Hangi müşteriye hangi üründen ne kadar satmışım onu burada analiz edebiliyorum. Şimdilik müşterileri geri alalım. Bakın hangi üründen kaç adet sattığımı burada görebiliyorum. Şimdi toplam satış adedindeki en üstteki hücrenin üzerine gelip sağ tıklayıp sırala dedikten sonra büyükten küçüğe sırala diyerek en çok hangi üründen satmışım buradan analiz edebiliyorum buradaki verilerimi. Şimdi bir de satış adedine göre verileri nasıl sıralarım size onu göstereceğim. Ürün adımı buraya aldım. Satış adetlerimi de buraya alıyorum. Bakın buradan ilgili aralığı CTRL, Shift ve alt yönelik tuşlarıyla seçiyorum. En küçük değerim 800, en büyük değerim de 1000'miş. Yani ben bunları gruplandırarak da hangi aralıktaki ürünlerden ne kadar satmışım onu görebiliyorum. Bakın satış adedini satırlara attım. Aynı satış adedini CTRL ile birlikte tutup değerlere atarsam eğer hangi aralıkta ne kadar satış yapmışım onu da görebiliyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Bakın satır etiketlerindeki satış adetlerine sağ tıkladıktan sonra gruplandır diyorum ve gruplandırma iletişim kutusunu açıyorum. Bakın başlangıç 800, bitiş 1000 ama ölçüt 10 demiş. 10 yapmayacağız bunu. 40 yapalım arkadaşlar. Tamam dedikten sonra bakın 800-839 arası, 840-879 arası olacak şekilde ilgili aralıklarda hangi üründen kaç adet satılmış, hangi üründen değil, bu aralıktaki ürünlerden, toplam ürünlerden kaç adet satılmış onları görebiliyorum. Yani 800-839 satış adedi arasındaki verilere toplam 698.808 adet satılmış olacak şekilde görebiliyorum. Şimdi bunu buradan sıralayıp büyükten küçüğe sırala dediğimde bakın neden bunu yaptığımızı ortaya çıkartmış olduk. 842.856 adetle en çok 960 ve 1000 adet arası satış gerçekleştirmiş olacak şekilde verilerimizi analiz edebiliyoruz. Bunu buradan kaldırıyorum. Şimdi buraya gelip mesela müşterimi eğer ben buraya çekersem hangi müşteriye en çok ne kadar satış yapmışım onu görebiliyorum. Bakın Halis Çelik müşterime 405.252 adetle en çok satışı gerçekleştirmişim diyebiliyorum. Yani Excel'de verilerimi bu şekilde analiz edebiliyorum. Şimdi burası çok önemli. Lütfen dikkat edin. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Satış adedimizi buradan kaldıralım. İade adetlerimizi buraya koyalım. Bakın hangi müşteriden en çok ne kadar iade almışız? Büyükten küçüğe doğru sırala dediğimde yine Halis Çelik'ten en fazla iade adedini almışız olacak şekilde buluyorum. Şimdi diyorum ki ben buradaki bu müşterilerimizden 100'er tane daha eksik iade alsaydım toplam iade dedim ne olacaktı? Bunu analiz etmek istiyorum. Bakın pivot tablo analizi sekmesinde alanlar öğeler kümelere tıkladıktan sonra hesaplanmış alana tıklıyorum ve buradaki alana
İade artı diyorum. Ve alt kısımdaki formül kısmına geliyorum. Ve sıfırı sildikten sonra iade adedini seçiyorum ve alan ekle diyorum. Eksi 100 dedikten sonra tamam dediğimde, eğer ben her birinden 100'er tane daha eksik iade almış olsaydım hangi noktaya geleceğimi buradan bulabiliyorum. Şimdi buradaki bu ürün 8'i ben bilerek getirdim. Müşterilerimin içerisine ürün adı ekledim. Şimdi ben bunu otomatik olarak nasıl değiştirebilirim? Sizlere bunu göstereceğim. Verilerimi analiz ederken hatalı bir veri geldiğinde bu veriyi diğer taraftan nasıl değiştirebiliyorum onu göstereyim sizlere. Veri sekmesine geliyorum. Bakın müşterilerimin içerisindeki tümünü seç, filtreye tıklıyorum. Tümünü seçi kaldırıyorum ve ürün 8 yazanı seçtiğimde buraya geliyor. Örneğin bunlar halis çelik olsun ve hepsini buradan halis çelik olacak şekilde Ctrl C ile kopyaladım ve Ctrl V ile halis çelik olacak şekilde ürün 8'leri değiştirdim. Bakın buradaki müşteri filtresini temizlediyorum. Sayfa 2'ye geldiğimde otomatik olarak değişmiyor. Fakat pivot tablomun üzerine gelip sağ tıklayıp yenile dediğimde gördüğünüz gibi halis çelik olacak şekilde buraya getirmiş oldum, düzenlemiş oldum pivot tablomu. Şimdi ben pivot tablomdaki hatalı verilerimi veri kısmından değiştirdiğimde direkt olarak burada ilgili işlemi gerçekleştirebiliyorum. Pivot tablomun üzerine gelip verideki değişikliği anında yenile diyerek buraya uygulayabiliyorum. Pivot tablomun tasarımı ile ilgili birkaç önemli bilgi vermek istiyorum sizlere. Pivot tablonun üzerine tıkladığımda tasarım sekmesi açılır. Bakın boşluğa tıkladığımda ilgili sekmeler kaybolur. Mutlaka pivot tablomun üzerine tıklamalıyım. Tasarıma geldikten sonra pivot tablo stilleri diye bir alanım var. Buradan pivot tablomun desenini, biçimini istediğim şekilde değiştirebiliyorum arkadaşlar. Bakın burada onlarca farklı pivot tablo stili mevcut. Buradan bir tanesini seçip pivot tablo stilimi de değiştirebiliyorum. Buradan ben gelip mesela satırlara müşterilerin il bazlı dağılımını da gösterebiliyorum. Mesela Halis Çelik'in Erzurum'daki şubesine bu kadar iade almışız, İstanbul'daki şubesinden bu kadar iade almışız olacak şekilde buradan bütün analizi görebiliyorum. Mesela toplam iade adedini kaldırıyorum buradan. Satış adedi ekliyorum. Hangi ildeki şubesine ne kadar satış yapmışım onları detaylıca buradan görebiliyorum. Say değil. Bakın saydırırsam eğer işlem adedini bulmuş oluyorum. Toplamı seçiyorum ve tamam diyorum. Buradaki bu üçgene tıkladığımda değer alanı ayarlarını açıyorum ve buradan toplam, say, ortalama, maksimum, minimum olacak şekilde de ilgili alandaki değişikliklerimi gerçekleştirebiliyorum. Ben toplama bakıyorum. Hangi şubesine ne kadar toplam satış adedi yapmışım buradan verilerimi analiz edebiliyorum. Bunları ben yan yana olacak şekilde de görebiliyorum. Onu nasıl yapacağım? Bakın yine tasarım sekmesindeki rapor düzenine geliyorum ve ana hat biçiminde göster dediğim zaman her bir sütunda ilgili veriler olacak şekilde işlemimi gerçekleştirebiliyorum. Yine buradaki pivot tablo analizine gelip ben bir dilimleyici ekleyebiliyorum. Dilimleyici nedir? Aslında filtrenin biraz daha gelişmiş versiyonudur. Buradan gelip mesela ürün adını seçip tamam dediğimde bakın ürün adlarına ait bunu da gri yapalım birbirine benzer olsun ve görünüm kısmından yine kılavuz çizgilerini kaldıralım arkadaşlar. Buradan ürün adlarından bakın dilimleyicinin üzerine tıkladığımda da dilimleyici sekmesi açıldı. Buradan sütunları genişletebiliyorum. Bakın 4 sütun olacak şekilde yaptım ve bu şekilde daha hoş görüldüğü için ben bunu tercih ediyorum. Tercih sizin, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz tabii. Bakın buradan birkaç tane ürünü CTRL ile birlikte seçerek istediğim ürünlerin filtrelenmesini sağlayabiliyorum. Ya da buradaki çarpıya tıklayıp filtrelemeyi benim buradaki dilimleyicimden kaldırabiliyorum arkadaşlar.